Paris'in banyolarında onlarca binanın arasında asfaltın olmadığı 72 ağaçlık bir vaha. Sıcak havalarda dahi bu bölge hemen bitişindeki sokaktan daha serin. Evet, güzel. Daha çok ağaç, daha çok oksijen var. Manzaramız değişti. Asfalt güneşi yemiyor ve çok sıcak oluyordu. Çok güzel. Gölgede yemeğimizi yiyebiliyor ve temiz hava alabiliyoruz. Burası kesinlikle daha serin. Mimar André Bernik bu yeşil alanın tasarlanmasına yardım etmiş. Bölgenin dönüşümünü tamamlaması 3 yılı bulmuş. Başladığımızda üzeri simsiyah asfaltla kaplı 50 araçlık bir otopark vardı ve yayalar için hiçbir şey yoktu. Şimdi ise buradayız. Biraz yeşillik ve biraz da kamusal alan. Binlerce metrekare arazinin üzerinde büyüyen farklı farklı ağaçlar serin gölgeler oluşturuyorlar. Buna ek olarak yalnızca bitkilerde görülen evapotranspirasyonu, yani terleme yoluyla buharlaşmayı tetikliyorlar. Bitkiler topraktan suyu alıp yapraklarından buhar olarak veriyorlar. Böylece havadaki ısı azalıyor. Yani ağaçlarla şehirleri bedavaya serinletebilirsiniz. Bu ağaçları dikmemizin sebebi estetik kaygılar değildi. Bitkilerin transpirasyon için yeterli suya ihtiyacı var. Toprak gözenekli olmalı ki yağmur suyu köklere indirebilsin. Ne kadar su döktüğünün bir önemi yok. Hiçbir şey yüzeyde kalmıyor. Bu sensörler sayesinde projenin gelişimi takip ediliyor. Bölge ortalama olarak 2,5 derece daha serin. Aşırı sıcaklarda ise fark 6 dereceye kadar çıkabiliyor. Son zamanlarda Fransa'nın başkenti aşırı sıcak hava dalgalarından muzdarip. Eğer önüne geçilemezse 2050'de bu sıcak hava dalgaları 25 kata kadar artabilir. İnsan etkisi, araçlar, klimalar ve kentsel mimari sebebiyle büyük şehirler küresel ısınmadan çok ciddi etkileniyorlar. Burası uzun, dar ve iki tarafında yüksek binalar olan tipik bir şehir kanyonu. Bunlardan Paris'te çokça var. Bitki yok, su yok. Etrafı serinletecek ağaç ve su olmayınca da yol güneş ışınlarının hepsini emip geceleri geri salıyor. Böylece şehir serinleyemiyor. Yerel yönetimler kentsel alanları yeşillendirmeye başlamaları gerektiğini biliyor. Özellikle okul bahçelerini. Paris'e yayılmış 70 hektardan büyük bir alan söz konusu. Geleneksel olarak asfaltla kaplanmış. Bu alanlar bütün sıcağı emiyor. Burası 1910'larda inşa edilmiş. Proje, güneşli günlerde yokluğu fazlaca hissedilen gölge alanları oluşturmayı hedefliyor. Burada ağaçları dikmek için açtığımız çukurları görebilirsiniz. Daha önce her yer beton ve asfalttı. 25 oyun alanı renove ediliyor. 46 tanesi ise çoktan tamamlanmış bile. Tıpkı bu hemşirelik okulu gibi. Bütün beton kaldırıldı, ağaçlar dikildi ve düzenli olarak dikiliyor. Burada da yemyeşil bir alan var, bir sebzelik. Bakın burada da kabaklar, orada da domatesler var. Bu oyun alanlarından yalnızca çocuklar değil, mahalle sakinleri de yararlanıyor. Oyun alanı kapılarını her cumartesi yeşil alanda yürümek, okumak, gölgede zaman geçirmek ve çocuklarıyla oynamak isteyen sakinlerini açıyor. Bu fıskiyeleri suyun soğutucu gücünden faydalanarak sıcak havalarla baş etmek için belediye yerleştirmiş. Bu 31 fıskiyemizden bir tanesi. Gördüğünüz gibi iki başlıklı bir model. Böylece isterseniz çeşmesinden su içebiliyor veya fıskiyesiyle yüzünüzü serinletebiliyorsunuz. 1200 tane de içme suyu çeşmemiz var. Oldukça yüksek bir rakam. Bu sistem sıcak havalarla ve küresel ısınmayla mücadeleye ek bir yöntem. Bu tarz önlemleri hayata geçirmek çok önemli.
Paris şimdiden sanayi öncesi döneme göre 2 derece daha sıcak. Bu yüzyılın sonunda ise büyük şehirlerde 8 dereceye kadar bir artış görülmesi mümkün.